Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle oje koleksiyonumu paylaşacağım. Tırnak bakımındaki favori ürünlerimi paylaşacağım. Şöyle mini bir tırnak bakımı da yapabiliriz birlikte. Tırnaklarım kötü durumda. Normalde biliyorum ki herkesin çok fazla ilgisini çeken bir içerik değil oje içerikleri. Özellikle YouTube'da. Ama çok fazla istenildiği için ve çok fazla beklettiğim için en azından bir videoyu bu konuya ayırmak istedim. Ojelerin hepsini teker teker denemeyeceğim. Dediğim gibi gerçekten tırnaklarım kötü durumda. O yüzden çok fazla böyle aseton sürmek istemiyorum, kullanmak istemiyorum. Ama ilgisi olanlar için teker teker gösterip numaralarını sizinle paylaşacağım. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi hemen ojelere geçelim. Evet, ilk olarak şöyle açıyı değiştirdim. Çünkü dedim ki bu videoda beni çok sık görmezsiniz. Ojeleri gösteririm size. Mini bir tırnak bakımı yaparız. Aslında ilk olarak ojeleri gösterecektim ama sanki tırnak bakımındaki favori ürünlerimi paylaşsam daha iyi olur diye düşünüyorum. Hatta mini bakımı da daha önce yapsak daha iyi olur gibi geliyor bana. Belki oje sürmeyiz. Hani o arada ojeleri gösteririm. İlk olarak şöyle sepetime doldurdum ojelerimin hepsini. Bir kısmını ayıklamıştım bozulanları. Şöyle bir sepet dolusu ojem kaldı. Bunların içerisinde biraz bakım ürünleri de var yalnız. Onlara da denk geldikçe bahsederim ama favori bakım ürünlerimi ayırdım. İlk olarak onları göstereyim size. Şöyle sepetimi göstermiş oldum. Kaldırayım kenara. Bakımdan başlayalım. Hepsinden önce ben tırnaklarım kötü olduğunda ne yapıyorum? Ondan bahsedeyim size. Çünkü zaman zaman mesajlar geliyor yani bu şekilde. Soruyorsunuz hani ne yapabilirim diye. Benim en sevdiğim ve en çok böyle etkisini gördüğüm bakım zeytinyağı ve limon. Tırnaklarım kötü olduğunda ki şu an gerçekten kötü, yumuşacık, kırılmaya çok müsait, soyulmaya çok müsait ki bunun da sebebi onu da söyleyeyim. Bir ara hatırlarsanız takma tırnakları çok fazla kullandım. Pop Beauty'nin takma tırnakları çok güzel ve o kadar sağlam ki hani normalde şöyle 3-5 gün tutsanız aslında iyi ama en son benim herhalde hani böyle takıp da kullandığım 10 günü geçmişti. O yüzden de birazcık böyle havasızlıktan tırnaklarım yumuşadı. Birazcık kötü oldu. Aslında bu toparlanmış hali hani çok da kötü olmadı ama yine de tabii ki bir fark oldu arada. O yüzden de ben haftada 1 ya da 2 zeytinyağı ve limon yapıyorum. Onu nasıl yapıyorum? Hiç denemeyenler için, hiç bilmeyenler için bahsedeyim. Genel olarak zaten birçok kişi de görmüşsünüzdür. Bir yemek kaşığı zeytinyağı bir kaseye koyun. Azıcık da limon damlatın. Tırnaklarınızı 10-15 dakika bekletin. Şöyle söyleyeyim. İlk kullanımdan itibaren, ilk böyle denediğiniz andan itibaren tırnaklarınızın sertleştiğini, güçlendiğini görebileceğiniz bir bakım. Yani hiçbir şey almanıza gerek yok. Evinizde bu ikisi varsa tırnaklarınızı düzeltebilirsiniz. Bunun dışında da farklı ürünler olarak yani alıp memnun olduğum ürünler olarak da tabii ki hepimiz kullanmışızdır diye tahmin ediyorum. Mara'nın bu manikür pedikür peelingini kullanıyorum. Bundan gerçekten memnunum ama çok da fazla bu ürünlerde marka bana fark etmiyor. Öyle söyleyeyim. Çünkü olay peeling olduğu için tırnakta bahsediyorum tabii ki yüz için değil. Hani hepsi aynı etkiyi veriyor gibi geliyor bana ama Görkito'nunkini çok merak ediyorum. Onu henüz kullanma fırsatım olmadı. Bunu da daha önce denemeyenler ve soranlar için söyleyeyim. Ben çok memnunum. Yani hakikaten yazdığı gibi bir dakikada görüntüyü toparlıyor. Ha böyle kalıcı bir şey mi? 10-15 gün sizi götürüyor mu? Götürmüyor ama her gün bile yapsanız hani o görüntüyü toparlıyor. Aktüel ürün olarak geldiğinde de 20 lira gibi bir fiyata alabiliyorsunuz. Bence kesinlikle deneyin. Güzel bir etkisi var. Bunun dışında da çok düzenli olmasa da tırnak bakımında bu Mixup'ın tırnak bakım yağını kullanıyorum. Bakım yağı, evet, el ayak bakım yağı olarak geçiyor. Şöyle göstereyim, bayağıdır bende var. Bayağı da bereketli bir ürün ama dediğim gibi çok çok böyle hani düzenli de kullanmadım. Doğruyu söylemek gerekirse her hafta kullanmadım ama çok yoğun bakım yapacağım zamanlar, çok iyi nemlenmesini istediğim zamanlar tırnaklarımın elimin gittiği bir ürün. Bunu da alabilirsiniz. Bu da gerçekten etkili olduğunu söyleyebileceğim bir ürün. Yani kullandığım zamanlarda memnun kalmıştım. Ama esas tırnak bakım yağı olarak şu an favorim olan bir ürünü göstereceğim size. Daha önce ben hep Kalyon'un yağlarını kullanıyordum. Şimdi bu oje sepetinin içerisinden de birkaç tane çıkar diye düşünüyorum. Ondan da çok memnundum. Turuncu yağ. Onu da göstereceğim size ama son zamanlarda elim hep Yves Rocher'in bu tırnak bakım iksirine gidiyor. Ben indirimli olarak 40 liradan almıştım. İndirimde bulursanız kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir tırnak bakım yağı. Her şeyden önce
Şimdi kalyonu kullandığımda bazen böyle o yağın tamamen emilmediğini hissediyorum. Yani gidip yıkıyordum. Ama mesela bunu gece kullandığımda şu hafif tırnağımı ovaladığımda, tırnak etimi ovaladığımda yağ hakikaten emiliyor. Bu da beni daha mutlu ediyor açıkçası. Aplikatör de şöyle fırça olduğu için kullanımı da çok kolay. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi zaten mini bir bakım yapacağımı söylemiştim size. Direkt bunu kullanırım. Diğerlerine hiç girmem ama tekrar söyleyeyim. Normalde tırnaklarımın güçlenmesini istediğim zaman kesinlikle yaptığım şey zeytinyağı ve limon. Bunlar dışında da tırnak sertleştirici olarak kalyon kullanıyorum. Bundan farklı olarak Niu'yu da kullanmıştım. Ondan da memnun kalmıştım ama kalyon bence kesinlikle hani bir numarası diye düşünüyorum. Yani en iyi toparlayan, en iyi böyle tırnağı sertleştiren ürün bence kalyon. Yani uygun fiyatlılar içerisinde. En sonunda 35 lira gibi bir fiyattan almıştım. Aktüel ürün olarak geldiğinde kaçırmayın. Çok çok uygun oluyor o zaman fiyatları. Bazen de şöyle tırnak eti temizleyici kullanıyorum. Yine kalyonunkini kullanıyorum. Bundan da memnunum. Bu böyle çok yağ gibi bir ürün değil. Hafif böyle jel kıvamında. Tırnak etinize uyguluyorsunuz. 3 dakika sonra zaten kendiliğinden böyle hani ovaladığınızda kendiliğinden ürün gitmiş oluyor. Yıkamanıza bile gerek yok. Çok güzel bir şekilde de tırnak etinizi temizleyebiliyorsunuz. Tırnak bakım rutinim bu kadardı. Bir ürün daha koymuşum şöyle yanıma. Bunu da göstereyim. Bu çok sık kullandığım bir ürün değil ama kullandığımda memnun olduğum bir ürün. Ben bu tarz oje kurutucu ürünlerin sprey formda olsun, yağ formunda olsun, işte böyle ya, ne şekilde olursa olsun ojenin yapısını bozduğunu düşünüyorum. O yüzden de çok sık kullanmıyorum. Yani böyle doğal yöntemlerle kurutuyorum ojelerimi. Ama bazen böyle direkt kurumasını istediğimde de kullandığım ürün Yves Rocher'in bu damlalıklı oje kurutucusu oluyor. Vallahi bundan da memnunum. Yine indirimde bulduğunuzda bence alabilirsiniz. Şimdi ilk olarak ben şu yağı tırnaklarıma uygulayacağım. Ondan sonra kalyonu uygularım ve teker teker ojelerimi size göstermeye başlarım. Belki sonra da bir oje süreriz birlikte. Sizi şöyle indirdim. Mikrofonumu da şuraya koydum. Umarım ses iyi geliyordur. Bir sıkıntı yoktur. Görebilirsiniz diye düşünüyorum. Birazcık şöyle havada yapacağım. Tripod sıkıntım var çünkü tam böyle istediğim gibi durmuyor. Ben sadece bugün mini bakım olarak şu ürünle başlayacağım. Bu ürünün aplikatörü o kadar güzel ki sürekli böyle ürüne daldırıp hani ürünü almanıza gerek kalmıyor. Sadece şöyle bir kez aldığınızda bile tüm tırnaklarınıza yetiyor. Böyle suyumu da kaldırayım şöyle. Çok kolay bir uygulanışı var. Şimdi birkaç dakika bu şekilde tırnaklarımı bekleteceğim. Hemen görüntüyü toparlıyor. Gece kullandığımda ben bu yağı yıkamıyorum ama şu an şöyle bir 5 dakika bekletip yıkadım. Hemen kalyonumu kullanacağım. Aslında ojeyi de şimdi sürmeyi istiyordum ama şimdi o oje kurumaz. Bir de ojeleri gösterirken iyice bozulabilir diye düşündüğüm için sadece şöyle tırnak sertleştiricimi uygulayıp direkt ojelere geçeceğim. Bu da hani belki biraz anlamsız olmuş olabilir. Çok büyük bir bakım değil ama sadece böyle kullanmak istedim. Şimdi şöyle sepetimi alıyorum. Bu sepetin içerisindeki tüm ojeleri, tüm ürünleri size göstereceğim. Çok fazla böyle teker teker yorum yapmamaya çalışacağım. Ama çok böyle favori ojelerimi, çok sevdiğim ojelerimi gösterip söyleyeceğim yani. Ama yine de sizi sıkmamaya çalışacağım. Böyle de bir çekim açısı oluşturunca kendimi bir anda tarot bakacakmış gibi hissettim, biliyor musunuz? Değişik geldi. Şöyle göstereyim ve hemen favori ojemden başlayalım. Bunun fırçasını da size göstereceğim. Son zamanlarda en çok bu ojeyi kullanıyorum. Siz de çok beğendiniz. Fiyat olarak biraz yüksek Kiko ojeleri. Bu serisi 45 liraydı. Normalleri böyle 30 lira ama bu 45 liraydı. Çok güzel bir rengi var. Hakikaten müthiş bir rengi var. Fırçası şu şekilde. Ama 45 liraya değer mi derseniz, evet çok hızlı kuruyor ama yani ilk günden, ikinci günden bazen, her zaman değil, belki o yaptığımız işle de alakalı olabilir. Bazen çok fazla suyla ilgileniyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Uçlarından çıkıyor. İlla ki bir top coat istiyor. Bunun dışında da yine şu aralar favori bir ojem var. Rivel Loves Me ojelerini. Rivel de Loop'muş bu arada. Bir dakika. Rivel Loves Me diyecektim. Evet. Bu ojeleri daha önce denememiştim. Bunun fiyatı da 20 liraydı diye hatırlıyorum. Çok beğendim. Böyle birazcık kireç beyazı. Hatta birazcık değil, baya baya kireç beyazı. Ama çok güzel duruyor ve fırçası çok güzel. O yüzden diğer renklerini de kesinlikle alacağım yani. Fırçasını size göstereyim. Çok beğendim fırçasını.
Hemen yine bir Kiko oje göstereceğim size. Bu da çok güzel. Bu serisi de 30 lira. Şimdi hızlı hızlı diğer ojelere geçeceğim ama yine çok sevdiğim bir oje gördüm. Bundan da bahsedeyim. Golden Rose'un keratin serisi çok güzel bir seri. Mutlaka yani sevdiğiniz bir rengi alıp deneyin. Fırçası çok güzel, yapısı çok güzel. Özellikle bu 39 numarayı her kullandığımda soruyorsunuz. Rengi inanılmaz güzel. Bu arada yani desenize ne fark var değil mi? Sadece bu birazcık daha koyu. Bunu 10 liraya almıştım. Bunu 45 liraya aldım. Yani tercih meselesi. İkisi de çok güzel. Şimdi bunun da fırçasını göstereceğim size. Sevdiğim bir oje olduğu için. Bunun da fırçası bu şekilde. Ben minik fırçaları hiç sevmiyorum. Tırnak şeklimden dolayı. O yüzden bunlar çok çok güzel. Evet, şimdi hızlı geçeceğim dedim ama yine yorum yapmam gereken ojeleri gördüm. Şimdi mutlaka buradan birkaç tane daha Light ojesi çıkacaktır ama minik bir yorum yapmak istiyorum. Light markası ilk çıktığında çok hani hakkında konuşmuştuk ojelerin özellikle. Ben fırçalarını hiç beğenmeyenlerdenim. Bence çok kötü fırçaları. Ama yapıları ve renkleri çok güzel ojelerin. Yani farklı fırçalarla kullandığınızda inanılmaz güzel renkleri var ama fırçalarını hiç beğenmiyorum. Bilmiyorum benim tırnak yapıma mı uymuyorlar, şekline mi uymuyorlar ama şu an bunu da açamadım. Bir saniye. Büyük ama çok fazla kıllar açılıyor. Tırnak dibinize çok böyle iyi bir şekilde oturmuyor fırça. O yüzden maalesef ki sevmiyorum. Pembe olan Sweet Candy 546. Turuncu olan da Summer Breeze 216. Lormar'dan bir oje göstereceğim. Bunun da numarası 535 Calm. Aktüel ürün olarak gelen bir oje vardı. Golden Rose'un Summer Beauty serisi. Bunların fırçaları da yapıları da çok güzel. Böyle aralarda bazen aktüel ürün olarak gelen ürünler kalıyor ya BİM'lerde. Gördüğünüzde almanızı tavsiye ediyorum. Bu 24 numarası. Çok tatlı bir pembe. En sevdiğim ve sizin de en çok sorduğunuz nude ojeyi göstereceğim. Bununla alakalı bir dakika konuşmayacağım diyorum ama anlatacağım çok şey çıkıyor. Yüzümü de göremiyorsunuz böyle tarot kanalı gibi ama neyse yine de söyleyeceğim. Niye bilmiyorum YouTube'da siz bu ojeyi her sorduğunuzda, ben size her cevap verdiğimde bir süre sonra yorumum silinmeye başladı. Yani size verdiğim cevap siliniyor. Muhtemelen nude kelimesi geçtiği için ben de söylüyorum hani 02 pinky nude falan diye yazıyorum ama maalesef size cevabım ulaşmıyor. Gençler için kullandığım pastelin 295'i. Bu da çok güzel bir sarı. Yine Nude Look serisinden Golden Rose'un Coral Nude 04. New Story serisinin ışıltılı ojesi. Bunun da numarası 206. Bu da çok güzel. Özellikle siyahla çok güzel duruyor. Kalyon'un 301'i. Bu soğuk bir renk. Flormar'ın Bordeaux Scream'i 128. Pastel'in 259 numarası. Beauty's'in 510. Golden Rose'un Nude Look serisinden Coral Nude. Bir tane daha varmış. Ay, iki tane aynısı. Herhalde aktüel olarak geldiğinde almıştık. Golden Rose Prestige serisi. Tatlı bir pembe. Bu da 02 numara. Dykton çok güzel bir rengi. 501 Daydream. Çok güzel bir krem rengi. Flormar'ın 406 Dark Red'i. Kalyon 301 bir tane daha çıktı. Yine gidip almışım. İkisi de dolu. Golden Rose Winter Wishes serisinden şöyle bir kahve. 66 numara. Beauty's'in en sevmediğim ojeleri. En sevmediğim. Hatta hatırlar mısınız bilmiyorum. Instagram'da da paylaşmıştım. YouTube'da da paylaşmıştım. Bu ojeyi çıkardıktan sonra tırnaklarım böyle pes pembe kalmıştı. Diş macunuyla fırçalamak zorunda kalmıştım. Hatta bundan bence kurtulalım. Bunu kimse tırnağına uygulamasın. Yine aynı serinin çok güzel bir kırmızısı var ama ondan korktuğum için bunu da pek kullanamıyorum. Yine Lighten çok tatlı bir rengi var. Elimde 594 rengi. Flormar 468. Böyle Pretty by Flormar'ın BİM'den aldığım bir ojesi vardı. Çok çok uygun fiyatlı. Hem yapısı çok güzel hem fırçası da çok güzeldi diye hatırlıyorum. Şöyle bir bakayım. 15 numarası. Bunlar zaten sürekli satılıyor BİM'lerde. Fırçası biraz ince ama güzel bir ojeydi. Bu da 144 numara. Bayağı böyle kireç beyazı. Şöyle mini bir Golden Rose ojem var. Numarası 52. Beauty's 250 numara. Golden Rose'un yine aktüel ürün olarak gelen Miss Beauty serisindeki 01 numara. Yine Miss Beauty. Bu da 03. Pastel'in en sevdiğim ojelerinden 08 numara. Ne pembe ne beyaz çok temiz duran çok güzel bir oje. Pastel'in 08'i ve 47'si hemen buluyorum bu. Benim favori ojelerimdir. Ne zaman da kullansam hakikaten sorduğunuz ojeler hemen gösteriyorum size. Bunlar ve şu
02 Pink Nude oluyor. Lormar'ın 464'ü, hafif böyle lila olanı. Beauvais'in Self Love 217. Lighten 391 numarası. Flormar'ın 012 numarası yeni serisinden. Beauvais'in 525'i. Beauty Girl ojelerinden 23 numara. Bunlar da fena değil. Yves'lerde sanırım satılıyor. En son herhalde ben 6-7 liradan almıştım. Şimdi bunlar bile kim bilir ne kadar olmuştur. Yine aynı ojeden gidip almışım. 468. Mini bir Golden Rose ojem var. Ice Color serisinden. Bu da 167 numara. Şöyle aktüel ürün olarak geldiğinde aldığım Mara set var. Bu seti beğendim ben. Bu set güzel çıktı. Diğerleri bayağı kötü çıkmıştı. Fırçaları falan çok kötüydü ama bunu beğendim. Ama şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Ben genelde Mara'nın ojelerini beğenmiyorum çok fazla. Diğer ürünlerini çok beğeniyorum. Yani peelingi olsun, işte yağları vesaire, diğer hani kullandığım her şeyini çok beğeniyorum ama ojelerini beğenmiyorum. Fırçaları güzel değil bence. Yine Beauty Girl ojesi var elimde. 06 numara. Bu birazcık sedefli bir beyazdı. Lormar'ın klasik 412 numarası. Dusty Nude 03 numara. Bu da güzel bir nude oje. 320 numara Flormar. 38 numara siyah. Ben genelde siyah oje sürmem. Hatta şöyle söyleyeyim. Çok renkli ojeleri de çok nadir kullanırım. Çok böyle minik dokunuşlarla genelde kullanırım. Benim ojem kırmızı, bordo ve beyazdır. Onu da söyleyeyim. Çok ara ara farklı renkler kullanıyorum. Şöyle ışıltılı bir glitter ojem var Flormar'dan. Ay, bu geçen sene galiba aktüel ürün olarak gelmişti. Golden Rose'un inanılmaz güzel bir ojeydi. Böyle çiçekli çiçekli. Keşke tekrar gelse de alsak. Birazcık böyle yapısı bozuldu gibi. Miss Beauty serisinin glitter ojesi çok güzel. Şöyle Flormar'ın bir tane konfetisi var. Bunu kullandığımda çok soran olmuştu ama pek bulunmuyormuş galiba. Bilmiyorum. Ben öyle denk gelip almıştım. Şimdi artık var mı yok mu bilmiyorum. Golden Rose Summer Beauty 20 numara. 423 Baby Blue. Frenchler için harika oluyor. Alıp hiç kullanmadığım bir oje. 489 numara. Şöyle Beauty'sin bir koleksiyon ojesi var. Golden Rose Prestige 19 numara. 98 numara. Winter Wishes serisi. Pastel 08 tabii ki. Yine birkaç tane alınmış. Yine kalpli bir glitter oje. Aktüel ürün olarak gelmişti. 01 numara. Bu da çok güzel. Klasik 412 bir tane daha çıktı. Ve sonlara yaklaşıyoruz. Prestige serisinin 11 numarası ve 09 numarası. Aktüel ürün olarak gelen ojeleri sürekli aldığım için onlardan çok fazla var. Normalde ben yani beyazcı, bordocu olduğum için diğer farklı renkteki ojelerimin hepsi de aktüel ürün. Beauty's'in yine bir ojesi var. 738 numara. Çok güzel bir mint yeşili. Yine Frenchler için harika duruyor. Flormar 352 Black Star Red var. Ve son olarak da aktüel ürün olarak gelen yağlar elimde kalmış. Şöyle bir tane Flormar'ın şeffaf cilası var. Aa, bu Beauty's'inmiş. Bunu çok fazla beğenmemiştim ama ara ara kullanıyorum. Hani çok etkili bir ürün değil ama kötü de değil. BİM'den aldığım top coat. Zannediyorum ki haftaya farklı bir paketlemeyle tekrar geliyor. Kesinlikle alın. Çok 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 başarılı. Bayılacaksınız, öyle söyleyeyim. High Gloss Shine Quick Finish olarak geçen top coat. Çok çok iyi. Bundan şöyle iki tane almışım. Bir tane de şöyle yine şeffaf cilam var. Son olarak ojemi de birlikte sürelim istiyorum. Bence öyle kapatalım videoyu. Ojelerim bu kadardı. Çok böyle yapısı bozulmuş olanları daha önce attığım için çok ayırma gereksinimi duymadım. Şimdi şöyle normalde ben makyaj çantalarıma koyuyorum ojelerimi. Tekrar onları yerleştireceğim. Bu arada şöyle de bir ürünüm varmış. Bunu da göstereyim size. Göstermeyi unuttum. Flormar'ın bu nail art falan yaparken, oje sürerken tırnak etlerinize sürdüğünüz böyle bir hani bariyer mi oluşturuyor, ne diyeyim. Anladınız değil mi? Şöyle soyup çıkardığınız bir ürünü. Bunu da ara ara kullanıyorum. Bu da gerçekten güzel. İndirimdeyken alabilirsiniz. İş görüyor. Şimdi hemen ben ojelerimi şöyle kaldırıyorum. Hatta bunu da şöyle birlikte yapalım.
Şöyle ojelerimi de sürdüm. Tek kat sürdüm. İkinci katını sonra süreceğim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım çok sıkılmamışsınızdır böyle tek tek oje gösterdiğim için. Ama dediğim gibi isteyenler olduğu için kırmak istemedim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.